Ankara'daki yoğun kar yağışı oyun alanını elverişsiz hale getiriyor. Maçın hakemi Engin Kurt sahayı ikinci kez kontrol ediyor ve maçın oynanıp oynanmayacağına bu kontrolden sonra karar veriyor. Evet, saha temiz. Siyah çizgi. Siyah çizgi. Siyah çiziliyor hayatım. Şu an oynatıyoruz. Maça başlayan takım Fenerbahçe. İsmail. Nurettin. Hayati. Tekrar Hayati. Cengiz. Cengiz'den pas. Küçük Siyah'dan önce Nurettin. Oğuz. Orta. Hamit. Vuruşta kaleci Zalat. Topu kaybediyor Ankara Gücü takımından Hayati. Turhan. Vişnevski. Vişnevski. Şenol. Zalat. Mehmet uzaklaştırdı tehlikeyi. Pas Hasan'dan. Hayati. Orta. Hamit. Top dışarıda avut. Hasan. Abdullah. Vuruşta kaleci Nurettin. Hayati. Tarık. Hasan. Ayhan. Küçük Siyah ceza sahası içinde. Küçük Siyah gol pozisyonunda kaleci Nurettin. Müjdat kullandı taca dışını. Aykut. Aykut Hasan mücadelesi. Aykut. Ve korner. Müjdat. Zalat. Daha önce Gökhan. Zalat'a yapılan hareket en direkt serbest vuruş. Turan. İlk yarıda son an Oğuz. Aykut. Müjdat. Kaleci Zalat. İlk yarının sonucu Ankara Gücü 0, Fenerbahçe 0. Maçın ikinci yarısı. Abdullah. Mehmet. Şenol 3. Aykut. Aykut ceza sahası içinde. Aykut ve Zalat. Yine Fenerbahçe'nin hata. Büyük Şenol, Zalat. Turan. Müjdat. Müjdat top dışarıda avut. Pas Nezihi'den. Turhan. Aykut. Aykut. Şenol 3. Aykut out. Hamit. Hamit kaleci Nurettin. Pas Nejat. Aykut. Aykut. Büyük Şenol. Büyük Şenol. Mehmet'in hareketi ve penaltı. Engin Kurt penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon ekranda. Büyük Şenol. Mehmet'in Şenol'a yaptığı müdahale 9 kusurlu hareketten biri ve karar penaltı. Şenol, Büyük Şenol attığı golle Fenerbahçe, Ankara Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor Ankara 19 Mayıslarında. Maçın 58. dakikası, gol Büyük Şenol, Fenerbahçe 1, Ankara Gücü 0.
Aykut. Şenol 3. Şenol 3. Zalat çıkıyor karesinden. Şenol 3 topu dışarı atıyor. Out. Cengiz. Cengiz. Topu kaybediyor. Turhan. Ayhan faul yapıyor. Aykut, Erdi, Zalat kornere attı topu. Fenerbahçe Ankara'dan 3 puanla ayrılıyor. Maçtan sonra teknik direktör Veselinovic'in görüşlerini aldık. Takımım çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bununla birlikte birçok güzel gol pozisyonuna girdik. Ben aslında bu 1-0'lık galibiyeti yetersiz görüyorum. Ama yine de takımım Ankara deplasmanından galip ayrıldı ve bu bizim için çok güzel bir olay. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda iki takımın son dakikalara kadar centilmence mücadele etmeleri futbol adına çok sevindirici bir olay gerçekten.